أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أكرمنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام ملائكة المقربين يا ربي إيمانımızı ziyade eyle, ihlasımızı ziyade eyle, anlayışımızı ziyade eyle. Bu kardeşlerimizi ve diğer yavrularımızı ilimde, irfanda, ihlasta, takvada ve dini celil İslam'a güzel hizmette zirveyi yakalayan bahtiyar kullarından eyle. Kaymaktan ve kaydırılmaktan, sapmaktan ve saptırılmaktan bizi ve bütün kardeşlerimizi muhafaza eyle. Kıymetli arkadaşlar, Kafiye'nin baş tarafı isim bölümü, sonra fiil, sonra harf bölümü dedik. Ve bir kitaba başlarken o kitabın içerisinde geçecek konuların tarifi ihtiyacı olan terimlerinin tarifi yapılır. Genelde tarifler kitapların baş tarafında olur. Konu kelime ve kelam olunca kelimeden ve kelamdan tarif ile başlamış oldu. Kelam iki kelimeden meydana geldiğine göre, isnatlı olduğuna göre burada efendim ne meydana gelmiş oluyor? Bir amil var, mamul var. Amili anlatması gerekiyor. Sonundaki irabı anlatması gerekiyor. Bu tarifleri yaptı. Şimdi hemen bir irabın özetini yapıyor. Size en sonki derste söylemiştim. Kafiye'de burasını okurken irabla ilgili izharda gördüğümüz tafsilatı böyle bir şematik şekilde ileride görmeyeceğiz. Burada baş tarafta özetlemiştir. Burayı okurken izharın özetini yaparız. Ben bildiğiniz bir konuyu geçenki derse böyle hızlı bir şekilde söyledim. Şimdi hem tahtada şöyle yazarak göstereyim. Bunun şemasının notlarınızın arasında bulunması gelecek zamanla ilgili, bu dersi okuttuğunuz zamanla ilgili veya geriye karıştırdığınız zaman aradığınız bilgilerle ilgili önemlidir. Bir de şimdi bazı teknikler var, zeka teknikleri vardır. O teknikleri insan kullandığı zaman bir takım hakikatleri unutmayabiliyor. Bundan da bahsetmiş olacağım bu konuyu unutmamanız için. Bir defa irab mütedahil muhtelif kısımlara ayrılır. Mütedahil ne demek? Yani bu kısımlar birbirinden ayrı değildir. Bir kısım öbür kısmın içerisine girebilir. Anlatacağım şimdi. İrab bihasebi zat vel hakika. Arkadaşlar bu bir başlıktır. Bir taksimdir bu. İrab-ı minvecin bir taksimdir. Burada askıyı söyleyeceğim size. Diğerlerini zikrettiğimiz zaman daha iyi anlaşılacak. İrab dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Cani Zeydün'ün sonundaki ötüre geliyor değil mi? Raytü Zeyden'in sonundaki fete geliyor. Meratü Bizeyd'in sonundaki esre geliyor. Cani Ebuhu'daki vav geliyor. Raytü Ebahu'daki elif geliyor. Doğru mu? İrab behesi bizzat demek ne demektir? O irabın kendisi işte o zamme gördüğün, Ebuhu'da gördüğün vav, Ebahu'da gördüğün elif demektir. Behesi bizzat irabın zatı. Demek ki biz irabı behesebi zat taksim ederken neye göre taksim ediyoruz onu? Bu irabın zamme olması, fete olması, kesre olması, vav, elif, ya, nun olması buna göre taksim ediyoruz. Bu taksimi yaparken arkadaşlar kafiyedeki kriteri değil izhardaki kriteri alarak yapıyoruz. Yani fiili de bunun içerisine koyarak yapıyoruz. İrabı genel şemasıyla beraber yapıyoruz. Şimdi irab behesebi zat vel hakika arkadaşlar zat itibariyle nereye ayrılır? Üçe ayrılır. Birisi harekedir. Birisi harftir. Birisi de nedir? Haziftir. Doğru mu arkadaşlar? Zeydün Zeyden Zeydin de harekedir. Ebu Habahu Ebihi de harftir. Lem yelid ve lem yulette de haziftir. Demek ki arkadaşlar İrab behesebi zat vel hakika icmalen nedir? Üçtür. Hareke, harf, hazif. Tamam anlaştık burada. Peki dönüyoruz bunun tafsiline. Yani icmalen üçtür, tafsilen kaçtır? Harekeye geçtiğimiz zaman arkadaşlar, hareke bir zamme olabilir.
Başka ne olabilir? Fetha olabilir. Başka ne olabilir? Kesre olabilir. Başka ne olabilir? Başkası yok. O zaman hareke üçtür. Zamme, fetha, kesre. Peki harfe geldik. Harf ne olabilir arkadaşlar? Ebu Hude, vav. Eba Hude, elif. Ebi Hide, ya. Yansurune de, nun. Başkası var mı arkadaşlar? Yoktur. Demek ki İrab bi hasebi zat vel hakika harf olarak baktığımız zaman bu ya vav olur, ya elif olur, ya nun olur. Hazfe geldiğimiz zaman hazif de arkadaşlar bir hazfi hareke lem yelid de olduğu gibi. İki hazfi ahir ne gibi? Lem yavuzu gibi. Bir de ne vardı? Halfi nun vardı. Şimdi arkadaşlar dedik ki İrab bi hesebi zat vel hakika icmalen 3'tür. Tafsilen kaç yaptı arkadaşlar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Demek ki İrab bi hesebi zat vel hakika icmalen 3'tür. Tafsilen 10'dur. Bunu zaman geçince unutur muyuz? Ya, unutmamak için askı olarak söylemeye çalışıyorum. Nedir bu askı? Buradaki kullandığımız terime dikkat edeceğiz. Bir hasebi zat dedik, zat hasebiyle dedik. İrabın zatı hangisidir ki? İrabın zatı hangisidir? Biraz sonra yapacağımız taksimlerde de aradaki fark anlaşılmış olacak. Bunu geçeyim mi arkadaşlar? İrab bir hasebi zat ve hakika icmalen 3'tür, tafsilen 10'dur dedik. Buraya vurdum, bu gitti. Şimdi geçelim. İrab bi hasebin nevi. İrab bi hasebin nevi. Arkadaşlar İrab'ın nevilerine baktığımız zaman nevi olarak ya rafi ya zam, ya rafi ya nasıb, ya cer veyahut da cizim vardır. Yani İrab'ın nevileri nedir? İsimlerde rafi, nasip, cerdir. Fiillerde rafi, nasip, cezimdir. O zaman İrab'ın nevilerine baktığımız zaman bir mamulü merfu var. Doğru mu? Bir mamulü mensup var. Bir mamulü mecrur var. Bir de ne var? Mamulü meczum var. İşte bunlar neviler oluyor. İrab dediğimiz sondaki değişikliktir. Bu sondaki değişiklik nevilere baktığımız zaman isim fiil ikisini karıştırdığımız zaman dört taneden birisi olur. Ya rafi olur, ya nasip olur, ya cer olur veya cezim olur. O zaman diyoruz ki icmalen irab bi hasebin nevi kaçtır? Rafi, nasip, cer, cezim dörttür. Yazdık arkadaşlar. Rafi yazdık, nasip yazdık, cer yazdık, cezim. Bunların altını arkadaşlar siz doldurabilirsiniz. Yani buraya kadar geldikten sonra altını doldurmak zor değildir. Mesela arkadaşlar rafi alametleri nelerdir? Nasıb alametleri nelerdir? Cer alametleri nelerdir? Cezim alametleri nelerdir? Bu da onun tafsili oluyor. Şimdi rafi alameti 1 zamme olur. 2 fethe kesir olur mu? Olmaz. Vav olur mu? Vav, şöyle vav yazayım ben. Olur. Başka ne olabilir? Elif olabilir. Neyse. Başka ne olabilir arkadaşlar? Yansurune de? Nun olabilir. Başka var mı? Refi alameti başka var mı arkadaşlar? Yoktur. Zamme, vav, elif, nun. Peki gerçek nesbe alametine? Nesbe alametinde fethe var mı? Ver. Kesre var mı? Müslimatinde var değil mi? Kesre. Peki harflerden, harekelerden başka kalmadı. Çünkü ne olmaz? Zamme, nesip alameti hiçbir zaman olmaz. Peki ne vardır? Harflere dönüyoruz. Nesip alameti olarak elif var mı? Eba Hude olduğu gibi. Peki başka ne var arkadaşlar? Ya var mı? Ya var.
Eliyahu diyecek. Elif ya. Başka var mı arkadaşlar? Hasfi nun var. Doğru mu? Hasfi nun var. 1, 2, 3, 4, 5 yaptı. Doğru mu? Tamam. Peki cerre geldik. Cer alametleri nelerdir? Kesredir. Başka nedir arkadaşlar? Fethedir. Başka nedir arkadaşlar? Ya'dır. Başka var mı arkadaşlar? Yok. Cizim alametine geldik. Hazfi hareke. Sonra? Hazfi ahir. Sonra hazfi nun. Doğru mu? Peki İrab ve hasebin nevi icmalen 4'tür. Tafsilen kaç oldu arkadaşlar? 3. 3 daha 6. 5 daha 11. 4 daha 15. Demek ki İrab ve hasebin nevi icmalen nedir? 4'tür. Tafsilen 15'tir. Rakamı unutabilirsiniz. 15 rakamını unutabilirsiniz. Şurasını hallettikten sonra arkadaşlar İrab ve hasebin nevi deyince Rafi, Nasip, Cer ve Cezim burasını ya İrab'ın nevileri, türleri, İrab türü nedir? 4 türlüdür. Bu türleri bulduktan sonra arkasını zaten doldurabilirsiniz. Orada problem olmaz. Şimdi arkadaşlar bakın burada yaptığımız taksim bir önceki taksimle taban tabana zıt şeyler değildir. Aynı yerde İrab ve hasebi zatü el hakikati uygulayabilirsin. Anlatabildim mi? Onun için mütedahil kısımlardır dedim. Şimdi bunu geçiyorum. Bir başka taksim yapıyoruz. İrab ve hasebil mahal diyoruz. İrab ve hasebil mahal. Peki arkadaşlar buradaki askı nedir? İrab dediğimiz Zeydün, Zeyden, Ebuhu, Ebahu, Ebihi gibi o harekenin veya harfin kendisidir. Mahal ne demek? O İrab'ın bulunduğu mahal, yer yani kelime. Şimdi bu itibarla baktığımız zaman arkadaşlar, İrab ve hasebil mahal açısından baktığımız zaman, izhar ve avamildeki ifadeler bizim için çok daha oturuyor. Diyor ki, ya incelediğimiz zaman hareke-i mahve olur. Sadece hareke olur. Ne olmaz onda yani? Hazif olmaz onda. Zeydün, Zeyden, Zeydin'de olduğu gibi. Veyahut da huruf-i mahze olur. Huruf-i mahze olur. Ne gibi huruf-i mahze? Ebuhu, ebahu, ebihi. Mahze niye dedik onda? Ne yoktur? Hazif yoktur. Mahze dedik yani sadece harftir. Ne yok onda? Hazif yok onda. Hareke mahze, huruf-i mahze. Sonra üçüncüsü hareke maal hazif. Hareki mal hazif dediğimiz zaman harekede var, hazifte var. Yansuru, len yansura, lem yansur. Hareke var ama mahza değildir. Üç halinden birisinde hareke gidiyor, hazfediliyor. Ona hareke mal hazif diyoruz. Yani irab harekeyledir ama hep harekeyle değil, hazifte var onda. Bir de hurufu mal hazif var. Şimdi irab bi hasebil mahal, irabın bulunduğu yer ya hareke-i mahze olur, ya huruf-u mahze olur, ya hareke-i mahal hazif olur veyahut da huruf-u mahal hazif olur. Peki hareke-i mahal mahze nerelerde olur? Şimdi arkadaşlar izhardaki, avamildeki ve izhardaki irabı tam irabı nakıs ayrımını yapmayayım. Onu zaten 3 halinde 3 türlü oluyorsa İrab-ı tamdır. Üç halinde iki türlü oluyorsa irab-ı nakıstır. Yani tahta ona müsait olmadığı için sığmayacak oraya. Hareke-i mahzada ne var arkadaşlar? Bir. Müfret. Munsarif var. Bir de nokta nokta koydum. Cem-i mükesseri munsarif var. Yazmadım. Müfret, munsarif, cem-i mükesseri munsarif aynı kategoride olduğu için nokta nokta geçtim. İki ne vardı arkadaşlar? Gayr-ı munsarif vardı. Üç ne vardı arkadaşlar? Cemi, müennesi, salim vardı. Başka var mıydı?
Yoktu değil mi? İrab-ı hasebil mahal, hareke-i mahza olarak baktığımız zaman ya müfred munsarif, cem-i mükesser munsarif veya gayr-i munsarif veya cem-i müennes salim olur. Bu üç tanesinde mahal bu olursa, yani İrab'ın mahalli müfred munsarif olursa, İrab'ın mahalli gayr-i munsarif olursa, İrab'ın mahalli cem-i müennes salim olursa, orada İrab nedir? Hareke-i mahzadır. Yani sadece harekedir, onda hazif yoktur. Peki huruf-ı mahzaya geldiğimiz zaman arkadaşlar, bir neydi? Esma-i sitte-i mu'telle. Nokta nokta geçtim arkadaşlar. Peki iki neydi? Tesniye, isnani ve zamire muzaf olan kila. Üç neydi arkadaşlar? Cemi, müzekkeri, salim. Başka var mıydı arkadaşlar? Yoktu. Peki, hareke-i mahal hazife geldiğimiz zaman kaçtı? İki taneydi. Birisi, ahiri sahih olduğu halde ahirine zamir bitişmeyen fiil-i muzari. Yansuru, tansuru, ansuru, nansuru gibi. İkincisi, ahiri illetli olduğu halde ahirine zamir bitişmeyen fiil-i muzari. Yavzu, tavzu, avzu, nevzu gibi. Yazayım mı? Böyle geçeyim mi? Fiil-i muzari diyeyim. Fiil-i muzari. Ama hangi fiil-i muzari? Ahir sayı olduğu halde ahirine zamir bitişmeyen fiil-i muzari. Ahir illetli olduğu halde ahirine zamir bitişmeyen fiil-i muzari. Şimdi arkadaşlar, yavzu, lem yavzu. Yavzu, len yavzu ve lem yavzu. Ne oldu cezim halinde? Hazif vardı. Ne hazfedildi? Ahire hazfedildi. Ya hazfi hareke oluyor, ya hazfi ahir veyahut da hazfinun oluyor. Peki, huruf mali hazif nedir? Bir tanedir. O da nedir? Ahirine nundan başka zamir bitişen fiil muzari. Ahirine nundan başka zamir bitişen fiil muzari. Fiil muzari de zamir ne zaman nun olur arkadaşlar? İki yerde. Cem önneslerde. Doğru mu? Yansur ne, tansur ne? Bu iki yerdeki nun zamir nunudur. Diğer nunlar ise irab nunudur. Yansurani'nin nunu ile veyahut da yansurune'nin nunu ile yansurne'nin nunu arasında ne fark vardır derlerse arkadaşlar, yansurne'nin nunu isimdir. Yansurune'nin nunu harftir. Doğru mu? Yansurne'nin nunu nedir? İsimdir. Çünkü zamirdir. Zamirler nedir? İsimdir. Ama yansurune'nin nunu ise nedir? Harftir. İrab harfidir. Anlaştık. Bakın arkadaşlar. Yansurani'nin elifi ile Nasırani'nin elifi arasında fark var mıdır? Vardır. Yansurani'nin elifi isimdir. Nasırani'nin elifi ise harftir. Yansurani'nin nunu ile Nasırani'nin nunu arasında fark var mıdır? Vardır. Yansurani'nin nunu irab harfidir. Nasırani'nin nunu müfretteki tenvinden ivaz gelmiştir. Nasirun, Nasirun tesniye geçince ne oldu? O tenvin nuna dönüştü. Nasirani. Anlaştık. Birbirine benzerler ama aynı değiller. Yansurune'nin vavı ile Nasirune'nin vavı arasında benzerlik vardır ama aynı mıdırlar? Değildirler. Yansurune'deki vav nedir? Şirin? Yansurune'deki. Cemi vavı. Cemi vavıdır ve isimdir yani. Aslında biz Yansurune'ye bir kelime diyoruz ya. Bir kelime değil gerçekten. İki kelimedir. Bir fiil, bir de yansuruna cümledir değil mi arkadaş? Müsted ve müstedeyle bunlar iki kelimedir aslında. Ama şiddetül imtizaç var orada. Bir kelime gibi gözüküyor. Şiddetül imtizaçtan bir kelime gibi gözüküyor. Şimdi arkadaşlar, ben Yeşil Cami'de Nesefi tefsiri okutuyordum. Nesefi tefsiri normal ders saatlerinde değil de akşam kış gecelerinde, uzun gecelerde serbest bir ders olarak yapıyordum. Derse katılan her gruptan katılıyordu yani. Belli bir sınıfın değil de gelmek isteyen katılıyordu. Serbest kürsü diyorlardı. Şimdi arkadaşımız, ben bir gün bir ara şeye gittim, memlekete gitmem icap etti.
Memlekete gittiğimde bir arkadaşımıza dedim ki, ha bu tefsir dersinde çok rağbet ediliyor, millet geliyor, sen de bu tefsir dersini ben gelene kadar idare et dedim. Arkadaş kaliteli arkadaş, yani ders kabiliyeti iyi bir arkadaştı. Şimdi Es-Sa'dullah ve eserrun necvellezine zalemu ve eserrun necvellezine zalemu. Bir yerde buna atıfta bulunuyor. Ve eserrun necvellezine zalemu'ya baktığınız zaman ve eserru gizlediler. En necva fısıltıyı. Kim ellezine zalemu zalimler. Şimdi eserru cemidir. Faili zaten orada vardır. Ellezine zalim o da fail. Bir fiilin iki tane faili olur mu? Olmaz. Peki bu nasıl izah edilecek? Ve eserru en necva ellezine zalemu. Failin taaddüdü caiz değildir. E burada bir eserru vav var. Bir de ellezine zalemu var. E nasıl olacak? Buna değişik vecihler. Telhis'te bunu telhis okumuşsunuz dediniz bana değil mi? Mani bahsini okudun, orada geçmiş olması lazım. Herhalde ilk duymuyorsunuz onu. Kulağınıza çarptı mı hiç? Şimdi bununla ilgili هَذَا مِنْ قَب۪يلِ اَكَلُونِ الْبَرَاغِيهِ diye tefsirde geçiyor. Arkadaşın baktığı tefsirde هَذَا مِنْ قَب۪يلِ اَكَلُونِ الْبَرَاغِيهِ. Bu اَكَلُونِ الْبَرَاغِيهِ kabilindendir diyor. Ve eserru necvellezine zalemu ne yapıyor? Bu diyor ekelunil beragith kabilindendir. Ne demek? Şimdi ekeluni beni yediler, el beragithu işte pireler beni yedi. Şimdi adam bunu ifade ederken ekelenil beragithu dememiş de ne demiş? Ekeluni el beragith demiş. Peki niye öyle söylemiş? Ne olmuş burada? Ve eserru necvellezine zalemu o kabildendir deyince o zaman neyi bilmek lazım? Ekelunil beragithi'yi bilmek lazım. Eğer ekelunil beragithi'yi biliyorsa o zaman eserun necvellezine zalemi çözmüş olur. Ama ekelunil beragith kabilindendir dediği halde ekelunil beragithi'yi bilmiyorsan tefsirul meçhul bil meçhul oldu. Meçhulü meçhulle tefsir ettiğin bir sonuç elde edilmez. İşin aslı nedir arkadaşlar? Ekelunil beragith bu tip yerlerde bazen yani bilginizde olsun diye bunu bu biraz önce yaptığım kıyaslamalar çerçevesinde bilginizde olsun diye bunu zikrediyorum. Ekelunil beragisu de oradaki vav fail değildir. Oradaki vav isim değildir. Oradaki vav sadece ileride gelecek olan failin cemi olduğunu anlatmak için gelmiştir. Yoksa el beragis fail olamazdı. Bu nedir hani kaba bir tabir var. Darda kaldım da amcamın kızıyla evlendim derler. Bunu daha çok Arnavutlar söylüyorum çünkü amcanın kızıyla evlenmezler onlar. Çok darda kalmış da amcasının kızıyla evlenmiş. Şimdi bir yerde toslama olduğu zaman yani kuralları zorlama olduğu zaman bir mahlas arayacaksın. Bir çıkış kapısı arayacaksın. Şimdi ekelunil beragitü'de normal genel kurallara ne vardır? Bir toslama vardır. Yani ekeluni vav fail olması lazım. El beragit ne olacak? Terkikte ona yer bulamıyoruz. El beragitü'yü fail olarak oturtabilmemiz için ekelü'deki vav'ı ne yapacağız? İsim olmaktan çıkaracağız. Ne yapacağız onu? Harf yapacağız. Ne işi var burada? İleride gelecek olan failin cemi olduğuna delalet için gelmiştir. Şimdiden bize haber veriyor. Bak ileride bir cemi fail gelecek. Şimdi arkadaşlar İrab bi hasebil mahal dedik. Yani vav isimdir. Yansurun'daki vav isimdir. Nasaru'daki vav isimdir. Nasirune'deki vav harftir. İkisi arasında, ikisi de cemide sonuçta değil mi? Nasirune, Yansurune ikisi cemide ama bu biraz tekerleme sorular arasında mollalara bazen soru sorarlar. Yani eskiden bu çok olurdu. Nerede okuyorsun, ne okuyorsun? Arapça okuyorum. Gel sana bir takım soru sorayım. Söyle bakın, kıyankun ne kelimedir? Kıyankun ne kelimedir? Bak kıyankun ne kelimedir? Böyle bir kelime var mı? Şimdi kıh nun-u mukaffefe ile geldiği zaman kıyan olur. Sonra cemisi de kun nun-u mukaffefe ile gelir. Şimdi kıyankun. İkisini bir kelime olarak bilemedim bak sen bilmiyorsun işte. Böyle tekerleme kelimeler olur. Bu tekerleme sorulardan birisi de nedir? Kardeşim Yansurune ile Nasirun'un vav arasında farkı söyle.
Yansur Önen'in nunuyla Nasur Önen'in nunu arasındaki farkı söyle. Badi nazarda ilk bakışta fark yok gibi gözüküyor ama ikisi arasında Habbe ile Kubbe arasındaki fark gibi fark var. Birisi müsnedun ileyh, yani faildir, kelamda rükne asıldır. Birisinin ise ne müsned ne müsned ileyh ile hiçbir alakası yok. Sadece bir harften ibarettir. Tekerlemelerde bunlar olur. Peki arkadaşlar, İrab ve hasebil mahal dedik. Biz burayı askı olarak kullanırken neyi kullanacağız arkadaş? Mahal, yani İrab'ın bulunduğu. İrab'ın bulunduğu ya müfred munsariftir, ya cem mükesser munsarif veya gayr munsariftir veya cemi müennes salimdir. Veya esma-i sitte mu'telledir veya tesniye veya cem müzekkeri salimdir. Veya nedir? Ahir-i sahih olduğu halde ahirine zamir bitişmeyen fiil muzari. Ahir-i illetli olduğu halde ahirine zamir bitişmeyen fiil muzaridir. Veya ahirine nundan başka zamir bitişen fiil muzaridir. Mahal bu olmuş oluyor. Bu tafsili. Ama icmalen biz bunu toplayacak olursak bunlar mesela şu sadece hareke mahzadır. Şurası huruf mahzadır. Şurası hareke mahal haziftir. Bu da nedir? Huruf mahal hazif veya harf mahal haziftir. O zaman icmalen 4'tür. Tafsilen kaçtır? 9'dur. Doğru mu? 3. 3 daha 6. 2 daha 8. 1 daha 9. Şuraya baktığınız zaman arkadaşlar şu irabı tamdı. Doğru mu? Ama şunların ikisi irabı nakıstı. Esma-i Sitte-i Mu'telle neydi arkadaşlar? İrabı tamdı. Ama şu ikisi neydi? İrabı nakıstı. Bunun ikisi de neydi? İrabı tamdı. Bunun zaten bir tane. O da olduğu gibi İrabı nakıstı. Buyur canım. Hocam şu müfret munsarif ettiğiniz bir de Cemil Kesser munsarif ettiğiniz biz arada. Nokta nokta koydum ya. Burada nokta koyduk, yazmadım onu. Bu vardır. Müfret munsarif veya cem mükesser munsarif diyoruz yani. Üç hali, üç türlü olan nedir? Müfret munsarif veya cem mükesser munsarif. Şimdi arkadaşlar, bir de ne vardır? İrab bi hasebi nevi, affedersin. İrab bi hasebi sıfat vardır. O İrab bi hasebi sıfat da nedir? Lafzı takdiri mahalli olması. Lafzı takdiri mahalli olması. Efendim, takdirinin kısımları var. Biz de göreceksin arkadaşlar, lokum gibi yapacak İrab-ı takdiri. İzharda aman Allah'ım 7 tane sayıyordu. İrab-ı mahkisi başlı başına neydi? Başlı başına bir deryaydı değil mi? Arkadaşlar, kafi ile ilgili Osmanlıca bir eser var. Adı Hulasatü Şuruh. Adı Hulasatü Şuruh. Kafiye esaslı alınmış Osmanlıca bir eserdir. Şu kalınlıktadır Hulasatü Şuruh. Tavsiye ederim Hulasatü Şuruh'u. Ne yapıyor? Kafi ile ilgili şerhlerinin hulasasını yapıyor. Hem Molla Cami'den alıyor, hem Şeyh Radı'dan alıyor. Kafi ile ilgili takriben kaç tane şerh haşi yazılmıştı? 150 civarında şerh haşi yazılmıştı. Hulasatü Şuruh bu konuda Osmanlıca bir eserdir. Bir, Osmanlıca okuyuşunuz kuvvetlenir. Molla medresede yıllarca Arapça okumuş. Sonra fakat Osmanlıca hiç okumamış. Sonra gelmiş şimdi vapur iskelesinde bekliyor da Osmanlıca yazıyor yukarıda. Anadolu vapuru gelecek. Anadolu vapuru gelecek. Yazıyı Arapça görünce Arapça okumaya çalıştı. İnnehu tuliyyun ve ebveriyyun külluhu cekkün. İnnehu tuliyyun ve ebveriyyun külluhu cekkün dedi. Şimdi Osmanlıca okumasını bilmezse insan ne yapacaktır? Osmanlıcayı da Arapçaya çevirmeye çalışacaktır. Hulasatü Şuruh size iki şeyi kazandırır. Bir, Osmanlıca okuyuşunuzu güçlendirir, kuvvetlendirir. Buna ihtiyaç vardır. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlara ben şey yaptım. Rahmetli İhsan Efendi hocamız çok güzel yazı yazardı. Efendi Hazretleri'nin yazısı mükemmel, tam bir Osmanlı yazısı. İhsan Efendi hocamızın da öyleydi. İyi bir hocadan ders almışlardı. Böyle inci gibi yazısı var Efendi Hazretleri'nin, İhsan Efendi hocamızın da. Hem rika hem sülüs yazısı yazıyordu, bize de ders veriyordu, yazı dersi veriyordu. Ben de arkadaşlara bazı risaleler var, küçük risaleler piyasada bulunmuyordu bizim zamanımızda. Bir tane nusha bulunca o risaleyi ben şey olarak yazdım. Matbu değil de mahtut yaptım onu.
Getirdim arkadaşlara gösterdim. Bakın arkadaşlar bunu ben yazdım dedim. Yazı da biraz düzgün dedim. Aa hocam siz mi yazdınız? Evet ben yazdım. İsterseniz size yazı dersi vereyim dedim. Öyle reklam yaparak bir yazı dersine başladım onlarla. Peki arkadaşlar şimdi buradaki durumu okuyorum. Fel mufredül munsarifu. Şimdi İrab'dan bahsedince İrab'ın bulunduğu mahallelerle ilgili tafsilata ihtiyaç vardır. Fel mufredül munsarifu, mufred munsarif. Vel cem'ul mukesserul munsarifu, cem'i mukesseri munsarif. Biz zammeti, haleti raf'an, haleti raf'i zamme iledir. Vel fethati nasban, haleti nasb-i fethi iledir. Vel kesreti cerran, haleti cerri kesre iledir. Cem'ul müennesi salimu, cem'i müennesi salim. Biz zammeti zamme iledir, haleti raf'i. Vel kesreti kesre iledir, hangisi? Bak nasban ve cerran dedi mi arkadaşlar? Onu sen anla dedi. Lafın tamamı deliye denir. Bir defa söyledi, ondan sonrasını söylemiyor. Yani fazla kelam sarf etmek istemiyor. Gayrül munsarifi gayr-ı munsarif bil zammeti haleti rafi zamme iledir vel fethe. İki tane var onun. Birisi zamme, birisi fethe. Zamme rafi alametidir. Fethe, nasip ve cer alametidir. Ahuke ve ebuke ve hamuki ve henuke ve fuke ve zu malin. Esma-i sitte-i mutelle demedi ayet. Doğrudan doğruya sahip bunlar. Esma-i sitte-i mutelle dese neydi bunlar? Bir daha onları sayması lazımdı. Hiç yorulmadı. Ahuke, ebuke, hamuki, henuke, fuke, dumal. Bunlar esma-i sitte-i mutelledir. Bunlar da nedir? Bil vavi haleti rafi vav iledir. Vel elifi haleti nasbi elifledir. Vel yay haleti cerri yay iledir. Yukarıda mufret munsarifte önce rafi sonra nasbi sonra cerri söyleyince buradaki sıralamada hep böyle geleceği için hangisi rafidir, hangisi nasıbdır, hangisi cerdir demeye gerek ihtiyaç duymadı. Arkadaşlar yukarıda ehuke, ebuke, hamuki dedik. Hepsinde zamiri müzekker yaptığımız halde hamuki'de ne yaptık? Müennes zamir yaptık. Çünkü ham kadının kocası tarafından olan yakınına denir. Kayınbiraderleri gibi olanlara denir. Yani hamuki kadının kocası tarafından yakın olunca o zaman kime hitap edilecek bu? Kadına hitap olacak. Onun için hamuki dedi. Öbürleri de ehuki, ebuki dese zarar etmez. Ama bunun özelliği nedir? Kadının kocası tarafından yakın olduğu için orada biz hamuki deyip geçiyoruz onu. Ve diyumal bil vavi vav ile vel elifi elifle vel yai yai ile olacak. Bunlar ne olduğu halde yalnız? Yani ehuki, ebuki, hamuki, henuki, fuki, diyumalin bunların şartı var mı? Var. Muzafetin bir defa bunlar muzaf olması lazım. Yani demek ki ahun, ebun gibi olurlarsa, hamun gibi olurlarsa vav, elif, ya değil bunların yani. Bir muzaf olacaklar. Yeter mi? Yetmez. İlâ gayri yâil mütekellim. Mütekellim yâsından başkasına muzaf olacaklar. Mesela ehî, ebî dersen o zaman yine irab-ı harekeyle olur, irab-ı takdiri olur. Câni ehî, râytu ehî, merâtu bi ehî. İrab-ı harflerle olabilmesi için, vav, elif, yâ ile olabilmesi için ne olması lazım? Bir muzaf olacak, iki bu izafet de mütekellim yâsına değil, mütekellim yâsının gayrisine olacak. Başka? Hiç muzaf olmazlarsa irab-ı harekeyle olur demiştik. Ehun ebun gibi mütekellim yasından muzaf olurlarsa yeni irab-ı harekeyle olur ama irab-ı ne olur? Takdiri olur. Yani şeyde izarda müfred mükebber olduğu halde demişti değil mi? Yani bir de müfredlik şartı vardı. Bu da bunları zikrederken hep müfred zikrettiği için yani onu şart olarak zikretmedi. Yani izara baktığımız zaman müfred mükebber olduğu halde mütekellim yasının gayrisine muzaf olan demiştir. Burada kendilerini açıktan aşağı zikrettiği için müfredlemeye hani muzafeten dedi, ilâ gayri yâil mütekellimi dedi ama müfred demedi. Niçin demedi? Zaten onları ne olarak zikretti? Müfred olarak zikretti. Bunlar tesne olurlarsa zaten tesnenin irabını alırlar. Cemi olurlarsa, eğer cemi mükesserse, cemi mükesserin irabını alır değil mi? Cemi salimse, cemi salimin irabını alır. Cemidir gayri musarif ise, gayri musarifin irabını alır. Yani onu buraya açıklamaya gerek duymadı. Yani izharda bu zikredildiği halde burada neden zikredilmesi sorusu aklınıza gelebilir. İbn Hacib'in yaklaşım tarzı böyledir. Bazı şeyleri misallerden sen anlayacaksın demiş oluyor. Anlaştık. El-Müthenna, tesniye. Ve kila, kila. Kila böyle olduğu gibi kilta da böyledir. Doğru mu? Yalnız kila ne olduğu halde? Muzafen ila mulmerin. Zamire muzaf olduğu halde. Şimdi kila ya zamire muzaf olur veyahut da ismi zahire muzaf olur. Kiltel cenneteyne atet ukuleha. O da ne olmuştur? İsmi zahire muzaf oldu. İsmi zahire muzaf olduğu zaman değil. Arkadaşlar kila ve kilta kendisi tesniye değildir. İki manası var ama tesniye değildir.
Efendim ithnani kelimesi değil mi? İthnani kelimesi tesniye benziyor ama iki demektir. Fakat tesniye değildir. Çünkü bu tesniye olsa müfredi nedir? İthnun ithnani olması lazım. Öyle bir müfred yoktur. İthnun bir olması lazım, ithnani iki olması lazım o zaman değil mi? Yani kilanın, kilün diye bir müfredi, kilani diye bir tesniyesi yok. Kila nedir? Olduğu gibi müfred bir kelimedir ama mana itibariyle nedir? Tesniyedir. İthnani kelimesi de lafız itibariyle nedir? Müfreddir ama irattaki hüküm itibariyle tesniye benzediğinden dolayı buna şibhi tesniye deniyor. Tesniye benziyor. Nerede benziyor? İratta benziyor. İthnani, ithneyni, nasırani, nasırayni. Şimdi diyor ki vekila, kila kelimesi ki kilte de aynıdır. Muzafen, muzaf olduğu halde. Nereye ilham bulmadın? Zaten kila kilte muzaf olarak kullanılır da bazen ismi zahire, bazen kilahuma dersin, zamire muzaf oldu. Kiltel cenneteyn dersin, ismi zahire muzaf olmuş olur. Kila kelimesinin lafız itibariyle müfred, mana itibariyle tesniye olunca lafzını itibara alsak irabı harekeyle olması lazım. Manasını itibara alsak ne olması lazım? Harflerle yani tesniye irabını alması lazım. Zamire muzaf olduğu zaman tesniye tarafını, mana tarafını kale aldık. İsmi zahire muzaf olduğu zaman da lafız tarafını, her ikisinin hakkını verdik arkadaşlar. Adalet çok önemlidir burada. Lafız itibariyle müfrettir, mana itibariyle tesniyedir. Hem müfredin hakkını verdik hem de tesniyenin hakkını verdik. Vesnani, ithnani kelimesi. Efendim, ithnani kelimesi böyleyse, ithnetani, thintani kelimeleri de böyledir. Bil elifi, şimdi tesniye, zamire muzaf olan kila, ithnani kelimesi, bil elifi raf'an, haleti erif, rafileri elifledir. Vel yâi, haleti nasibiyle cerri, yâ iledir. Cem'ul müzekkeri salimu, cem'i müzekkeri salim ve ulu, ulu kelimesi. Ulu kelimesi arkadaşlar, zû kelimesinin cemidir. Ama alâ gayril kıyas cemisidir. Yani lafzından cemisi değildir. Zû kelimesinin cemisi, alâ gayril kıyas cemisidir. Dolayısıyla cem'i müzekkeri salim, ulu kelimesi sıradan bir cem-i müzekkeri salim değildir. Yani kural dahilinde bir cem-i müzekkeri salim olmayınca buna cem-i müzekkeri salime mulhak deniyor. Nasıl ki ithnani ve kila tesniye mulhak ise bu ulu kelimesi de nedir? Cem-i müzekkeri salime mulhaktır. Ne bakımdan mulhaktır? Nasıl ki cem-i müzekkeri salimden nasirune, nasirine, burada da ulu malin, uli malin aynı irabı alması bakımından. Ve işrune ve ehevatuha, İşrune ve benzerleri. Ehevatüha eşbahuha demektir. Benzerleri demektir ki 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 dediğimiz 30, 40, 50, 60, 70, 80, en son 90 dediğimiz bilvavi halet-i rafi vav iledir. Veliyayı halet-i nasb ile cerri ya iledir. Bitti arkadaşlar. Neyi ihmal etti? Ahir-i sayı olduğu halde ahirine zamir bitişmeyen fiil muzariyi. Ahir illetli olduğu halde ahirine zamir bitişmeyen fiil muzariyi, ahirine nundan başka zamir bitişen fiil muzariyi ihmal etti. Zaten ihmal etmesi gerekiyordu onu. Et-takdiru fîmâ te'adzere ke'asan ve gulâmi evistüthkule raf'an ve cerren ke'kâdîn. Şeyde irabın tarifini yaparken lafzdan ev takdiren geçmiş de orada. Bundan dolayı lafız ve takdir meselesini açıklama ihtiyacı duymuş oldu. Bir satır mıdır sizde? İki satır mıdır? اَتَّقْدِيرُ فِيمَا تَعَذَّرَ كَعَسَنْ وَغُلَامِ مُطْلَقًا اَوِسْتُثْقِلَ كَقَاضٍ رَفْعًا وَجَرًّا وَنَحْوُ مُسْلِمِيَّ رَفْعًا وَالْلَفْضِيُّ فِيمَا عَدَهُ Bu kadar. Şimdi arkadaşlar, İrab'ın tarifini yaparken وَحُكْمُ اَنْ يَقْتَلِفَ آخِرُوا بِاِخْتِلَافِ الْعَوَامِ لَفْضًا اَوْ تَقْدِيرًا Orada geçti. Tarife değil de hükümde geçmişti. O geçtiği zaman burada lafzı ve takdiri açıklama ihtiyacı duydu. Mahalliyi açıklamıyor çünkü bu muğrab bahsini okuyor. Mahalliye girmiyor çünkü muğrab bahsini okuyor. Şimdi arkadaşlar diyor ki et-takdiru fîmâ te'adzere
İrab-ı takdiri şuraya sıkıştırdı arkadaşlar. Diyor ki İmam Bir Gibi Hazretleri İrab-ı takdiri iki yerde olur. Fîmâ o yerde ki taazzere. İrab'ın açığa çıkması müteazzir oldu. Yani mümkün olmadı. İrab'ın açığa çıkması mümkün, yani İrab kelime muhreptir, mebni değildir. Kelime muhreptir. Ama İrab'ın açığa çıkmasına bir engel vardır. Öyle olduğu zaman ne olur? İrab-ı takdiri olur. Mesela ki asan, asan gibi. Arkadaşlar asan sonu elifle biten bir kelimedir. Doğru mu? Tecvid okurken ne diyorduk arkadaşlar? Vav ya elif. Elif ise makabli meftu olarak daima harf-ı meddir. Elif hareke kabul etmez. Hareke olunca adı elif değildir. Adı nedir? Hemzedir. Dolayısıyla elif hareke kabul etmez. O zaman el-asa dediğimiz zaman, el-asa, mesela hâdâ bu nedir? El-asa, asadır dedik. Burada elifin üzerine zamme verebilir miyiz? Müteazzirdir burada. Yani elif hareke kabul etmediği için müteazzir diyoruz. Bazen elif iki sakinden dolayı hasfedilir. Ne gibi? Hâdâ asan, tenvin yaptın nekir olduğu zaman. Hâdâ el-asa, hâdâ el-fetâ, câeni el-fetâ. El-fetâ faildir ama elife ne yapamıyoruz? Hareke veremiyoruz. Nedir burada hareke? Müteazzirdir. O zaman takdire merfu diyoruz. Mebni olsaydı ne diyecektik? Mahalle merfu diyecektik. Tamam. Peki asan ve el asa bunun iki tane misali var arkadaşlar. Yani elif iki sakinden dolayı hasfedildiği yerler var. Nedir onun misali? Asan. Tenvinden dolayı hasfedildi. El asa dediğimiz zaman elif doğrudan doğruya zikredilmiş oldu orada. Ve gulami. Bir misal asan verdi. Bir de gulami misal verdi. Gulami niye misal verdi? Cani gulami. Raytu gulami. Maratu bi gulami. Şimdi burada İrab nerede bulunacaktı arkadaşlar? Gulami'de. Mim'de bulunacaktı. Şimdi mim kelime, ya affedersin, mim harfi bir tane hareke alır. İki tane almaz ki. Şimdi cani gulami dediğimiz zaman mütekellim yası makablini meksur istedi. Dolayısıyla mütekellim yası gelince gulam kelimesinin sonuna şartlı gelmiştir. Ben makablimi meksur isterim. Müfredde ne yapar? Makablimi meksur isterim ya. Yani. Ya şartsız gelmez, şartlı gelir. O zaman ya gelir gelmez mimi kiraladı tabiri caizse. Şimdi mimde bir hareke var. İrab da bir tane daha getirecek onu. Amil de bir tane daha getirecek. Bu müteazzirdir. Mümkün değil. Yani bir harfte iki tane hareke olmaz. Onun için cani gulami fîmâ taazzere kısmına girer. Müteazzirdir. Niye müteazzirdir? Çünkü bir harf birden iki tane hareke alamaz. Akla şöyle bir soru gelir şimdi. Cani gulami anladım. Raytu gulami anladım ama meratü bi gulami anlayamadım. Niçin? Zaten bahane getirecekti buraya. Zaten kesre getirecekti. Burada da kesre vardır. Şimdi arkadaşlar meratü bi gulami de amil gelmeden önce ya ne yapmıştı orasını? Yani buradaki mimin kesresi neden dolayı geldi? Ya'dan dolayı geldi. Amil onu getirmedi ki. Eğer amil getirseydi onu irab diyecektik ona. Amil getirmediği için onu, amilden önce geldiği için o mimin harf-ı cerin diyelim, amilin eseri değildir. O yanın eseridir. İrab diyebilmek için amilin eseri olması lazım. Onun için haleti cerinde de ne diyoruz? Fîmâ taazzere diyoruz değil mi? İrab-ı takdiridir. Biz arkadaşlar bu İrab-ı hasibil mahal var ya, avamilde biz bunu okurken öğrenciyle şöyle yapardık. Cani Zeydün. Zeydün kelimesi lafzan marfu. Haleti rafi zamme ile, hareke-i mahze ile muhrab, irab-ı tam çünkü müfred musariftir. Cani ebuhu, lafzan marfu, haleti rafi vav ile, huruf-i mahze ile muhrab, irab-ı tam çünkü esma-i sitte-i mu'telledendir diyordu. Yani lafzan irab alanlarda bunu zikrediyordu. Şimdi gulami kelimesinde lafzan mecrur diyemiyor cani meratü bi gulami de lafzan mecrur diyemiyoruz. Ama haleti takdiren mecrur, haleti cerri kesre ile hareke-i mahze ile muhrab, irabı tam çünkü müfred musariftir diyebiliyoruz. Bunu geçtim arkadaşlar. İrabı takdirinin bir kısmı müteazzir olduğu yerdir. Bu da ahirinde elif olursa veya
mütekellimiyası olursa, izardaki kısımlara şey yapabilirsiniz. Hulâsat-ı şuruh dedim ya size. Hulâsat-ı şuruh burayı anlatırken, irab-ı takdiri anlatırken izharı anlatıyor. Oradaki o yedi kısmı anlatıyor. İki evis tüskile, sekil görülmüştür. Üstüskile ne demekti? Yani açığa çıkılması mümkündür. Ama ağırdır. Ne gibi? Kekâdın. Şimdi kâdın kelimesi arkadaşlar, maksutta ve izinde bunun ilalini yaparken, kâdın aslında neydi? Kâdıyün veya kâdıyın haleti cerrinde. Doğru mu? Şimdi arkadaşlar, ya zamme kabul eder mi? Ya zam, yani illet harfi olan vav ile ya zamme kabul eder mi? Kesre kabul eder mi? Bunlar ağır hareket eder biliyorsunuz. Kabul eder mi? Oyuna gelmeyeyim diyorsun değil mi? Arkadaşlar, illet harfi olan vav ile ya üzerinde zamme ve kesre ağırdır. Ama vav ile ya zamme kabul etmez, kesre kabul etmez diyemezsiniz. Yükrimu hani zamme kabul etti. Değil mi? Yani zamme ile kesreyi kabul eder de nedir? Ağırdır onda. Dolayısıyla kadın kelimesi halet-i raf'inde kadıyun, halet-i cerrinde kadıyin. Ne yapıyorduk maksutta? Hatta kısmen şeyde de yapmışız ama daha çok maksutta izi de bunlar yapılıyor. Yapmama gerek yok diye düşünüyorum. Kadıyun idi aslında. Ya üzerine zamme sakil. Ya'nın zammesini sakil görüp hasfettik. Ne oldu? Kadıyin oldu. Doğru mu? Kadıyin oldu. Ya sakin olunca o nun nereden çıktı? Tenvin. İki sakin toplandı. İki sakin toplanması caiz olmadığı için ya'yı hasfettik. Tenvini makabiline verdik. Oldu kadıyin. Halet-i cerrinde de kadıyin. Halet-i cerri kesreyle. Affedersiniz. Ya üzerine kesre sakil, ya'nın kesresini sakil görüp hasfettik. Ondan sonra yine kâdîn oldu. İki sakin toplanması caiz olmadığından ya'yı hasfettik. Tenvini makabiline verdik. Kâdîn oldu. Şimdi biz burada şunu söyleyemiyoruz. Fîmâ teazzere. Müteazzir midir? Yani ya'nın zamme kabul etmesi veya kesre kabul etmesi müteazzir mi, sakil mi? Sakildir. O bu sakil kısmına giriyor. Raf'an ve cerren dedi. Kâdîn, kâdîn. Nasıf halinde öyle değildir. Ra'aytu kâdiyen denir. Ra'aytu kâdiyen denir. Çünkü yan üzerine zamme sakil diyorduk. Kesre sakil diyorduk ama fetha ehaful harekat olduğu için kâdiyen de ne yapmıyorduk? İlal yapmıyorduk değil mi? Burada biraz bu anlattıklarımıza göre biraz daha problemli gözüken Müslimiyye'dir. Nasıl Müslimiyye? Ona da raf'an diyor. Sadece refi hali. Şimdi ben burasını gönderiyorum ileriye doğru. Müslimiyye kelimesini anlatıyorum. Şimdi Müslimi Müslimune yaptım. Bir de nasip ve cer halinde Müslimine yazdım. Doğru mu arkadaşlar? Müslimune, Müslimine. Şimdi buraya bir yay mütekellim getirirsem, şuraya bir yay mütekellim getirirsem muzaf olacak. İzafetten dolayı şunun düşecek. Doğru mu arkadaşlar? Şimdi izafetten dolayı nun düşünce ne diyeceğim şurada? Muslimuye diyeceğim. Aşağıda ne diyeceğim? Müslimiye diyeceğim. Şimdi Müslimiye dediğim zaman bunun nasip alameti neydi? Ya idi. Müslimiye'de ya var mı? Var. O zaman lafzıdır. Halet-i cerinde bir Müslimiye'de halet-i ceri neyleydi? Ya ileydi. Ya var mı burada? Var. Mütekelmiyası ayrı, ya da var. Onun için nasip ve cer haline değildir. Takdiri değildir. Lafzıdır. Peki refi haline geldik. Ne diyeceğiz Müslimune? İzafete yapıldığı zaman Müslimuye olur. Arkadaşlar mütekellim zamiri bir kelimeye bitiştiği zaman aslında mesela gulami iki kelimedir. Bir gulam bir de mütekelmiyası. Ama şiddetül imtizaç var. O ya ayrılmıyor. Nedir o? Muttasıl zamirdir değil mi? Dolayısıyla burada da şiddetül imtizac olduğu için keenneha kelimetün vahidet. Bir kelime gibidir. O zaman şöyle bir ilal vardı hatırlarsanız. Kelimede vav ile ya cem olsa
قَدْ سَبَقَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى بِالسُّكُنْ olsa vav yaya kalbedilir. Öyle miydi arkadaşlar? Kuralı böyle hatırlıyor musunuz? Kelimede vav ile ya cem olsa قَدْ سَبَقَتْ اِحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى بِالسُّكُنْ yani birincisi sakin, ikincisi harekeli olsa vav yaya kalbedilir. Buna göre muslimuye yaptığımız işlemden sonra ne oldu? Müslimiye oldu. Değil mi? Müslimiye oldu. Sonra yaya idam ettik. Müslimiye oldu. Halit-i rafinde de cani muslimuye diyemiyoruz. Ne diyeceğiz? Ha, daha bitmedi işlem. Ne oldu şimdi? Muslimuye değil mi? Muslimuye oldu. Müslimiye olmadı. Muslimuye oldu. Peki biz burada mimin zammesini kesreye çevirmek mecburiyetindeyiz. Neden? Çünkü arkadaşlar Müslimuye dediğimiz zaman ya sakin makabli nedir burada? Mezmumdur. Peki ya sakin olsa makabli mezmum olsa elimize bir kural var. Ya sakin makabli mezmum olsa ya vava kalbedilir. Ya vava kalbedilir. Ya sakin olup makabli mezmum olsa mesela eyse de yusiru. Hatırladınız mı yusiru? Neydi aslında? Yusiru idi. Ya sakin makabli mezmum ya'yı vava kalbettik. Tam tersi. Vav sakin olsa makabli meksur olsa vav nereye kalbedilir? Ya'ya kalbedilir. Evcebe yucibu icaben. Aslında neydi? İvcaben idi. Vav sakin makabli meksur vav ya'ya kalbettik. Vav sakin olsa makabli meksur olsa ya'ya kalbedilir. Ya sakin olsa makabli mezmum olsa ya sakin olsa makabli mezmum olsa ya vava kalbedilir. Zaten biz buradaki ya'yı vav'dan getirmiştik. O zaman diyoruz ki ya'nın binası sahih olsun diye yani ya olarak kalsın diye makabindeki zammayı kesreye tebdil ettik. Bu sefer oldu müslimiye. O zaman müslimuye kelimesini haleti raf'inde müslimuye demiyoruz. Ne diyoruz? Müslimiye diyoruz. O zaman haleti raf'inde cani muslimiye, haleti nasbinde ra'aytu muslimiye, haleti cerinde meratübü muslimiye. Ne oldu ama burada? Haleti raf'i takdiridir, haleti nasbi ile ceri nedir? Lafzıdır. Şimdi burada üstüskile kısmına girdi. Niye? Çünkü biz burada muslimuye desek diyebiliriz. Mutaazir değildir. Mutaazir değil ama nedir? Fekirdir. Onun için el-i'rabu, et-takdiru, i'rab-ı takdiri fîmâ o yerdedir ki ta'azzere müteazzir oldu. Ne gibi ki asan ve gulami, asan ve gulami gibi mutlakan yani mutlakan demek üç halinde demektir. Rafi, nasib ve cer hali üç halde. Evistüthkile veya sekil görülmüştür. Ne gibi ki kâdın, kâdın gibi raf'an ve cerran. O da hali tarafında ve cerinde takdiridir. Ve nahvu muslimiye, müslimiye gibiler, yani cem-i müzekir salim olup bu tekelim yasına muzaf olanları kastediyor. Nahvu muslimiye, müslimiye gibiler deyince gibiden neyi kastediyor? Cem-i müzekir salim olduğu halde nereye muzaf olmuş? Bu tekelim yasına muzaf olmuş. Bunlar raf'an sadece haleti raf'inde, çünkü nasb ile cerinde nedir? Lafzıydı, takdiri değildir. Ve lafzıyyu i'rab-ı lafzı fîmâ adâhû. فِيمَا عَدَى مَا ذُكِرَ yani bu zikredilenin ma'adasındadır. İrab-ı takdiri iki olarak anlatmış oldu. Değil mi? İzarla karşılaştığınız zaman lokum gibi oldu burası. Efendim demek izar okurken burayı okumak lazım. Çok daha kolay olur. Ne yapabiliriz arkadaşlar biz? Buradaki فِيمَا تَعَذَّرَ ile اَوِسْسُسْ قِلَيْهِ izardaki o yedi kısım üzerine uyguladığımız zaman hangisinde müteaddirdir, hangisinde fakildir? Onu buraya bakarak ne yapabiliriz? Orada işaretleyebiliriz. Ki dediğim gibi hulasatı şuraya baktığınız zaman tafsilatlı bilgi olması bakımından izhardaki o bilgi nedir? Güzel bir bilgidir. Yani tafsilatlı olması bakımından. Katrun Nede'ye de baktığınız zaman okudunuz mu Katrun Nede arkadaşlar? İrab-ı takdir bahsini okudunuz mu orada? Yani Katrun Nede'de İbn-i Akil'de bu konu bu kadar kısa geçmez. Bu hani İbn-i Hacib'in prensibi böyledir. Az ve öz konuşur ama nedir? Efradın cami ayarını manevi bir şekilde bunu anlatmıştır. Şimdi arkadaşlar irab bihasebil mahalli sayarken müfred musarif, gayri musarif ifadeleri geçtiği için gayri musarifi izah etmeye ihtiyaç duymuştur. Gayri musarif diye şimdi bir bahse giriyoruz. Şu cümlelerle burasını bitireyim.
Arkadaşlar kafiye baş tarafta gayrimusarif bahsini bu tariflerden sonra, hükümlerden sonra anlatıyor. Belki de gayrimusarif bahsini en güzel anlatan kitaplardan birisi kafiyedir. Kafiye gayrimusarif bahsini çok güzel anlatıyor. Molla Cami ile beraber olduğu zaman o hani lokum bal gibi olmuş olur. Bizim rahmetli hafızlık hocamız dersi iyi yaptığımız zaman yağ, bal, yağ, bal falan derdi. Yani yağ ile balı karıştırdığın zaman çok iyi oluyormuş efendim. Şimdi gayrimusarif bahsi kafiyede en güzel şekilde anlatılıyor. İzhardakinden çok farklı anlatılıyor. Efendim daha oturaklı, ayağı yerde oturuyor. Efendim şeyde de Molla Cami'ye indiğiniz zaman onun gerekçelerini ortaya koyması bakımından onun için yağ bal olmuş oluyor. Nasip olursa şimdi biz kafiye okuruz. Daha sonra da Molla Cami'den görürüz bu konuları. Kısacası önümüzdeki gayrimusarif bahsi uzun ince bir yol değildir. Kaç sayfadır gayrimusarif bahsi? 5,5 Gayrimusarif bahsini okuduğumuz zaman izhardaki bilgilerinizle karşılaştırabilirsiniz ama gerçekten vafi bir bilgi vermiş olacak bize. Bir sonraki dersimizde inşallah gayrimusarif bahsine dönmüş olacağız.